Aşklarım, hepinize merhaba. Konuşmamız lazım. 5-6 artık kaçsa karşınızdayım. Sevdiğiniz içeriklerden biri olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum bir şeyler. Bu hafta da konuşmamı isteyeceğiniz konuları sizlerden aldım ve ne konuşalım, ne edelim vesaire her şeyi. Birkaç soruyu yine bir araya getirdim. Makyaj yaparken onlar hakkında konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Siz acaba hep aynı makyajı mı yapıyorsun? Bu konuşmayı zaten geçen videoda da yapmıştık. Ben ne makyaj yaparsam yapayım hep aynı makyaj gibi gözükmesi dolayısıyla. Ben de eski günleri yad etmek adına ve özlediğimizi düşündüğüm için ben de biraz özledim açıkçası. Pembe farlı bir makyaj yapmaya karar verdim. Bilmeyenler için kanalımda, nispeten daha yeni olanlar için ben ilk YouTube'a başladığımda full pembe makyaj yapıyordum. Full göz kapağım pembe falandı, evet. O günleri analım istiyorum ve pembe makyaja tekrar başlayalım istiyorum. Şimdi hani kliniğim bu her zaman kullandığım nemlendiricisini yüzüme sürmek ile başlıyorum. Bu sabah da çok erken kalktım. O kadar uykum var ki sana. Tamam ya. Şimdi dudağımı da azıcık pembeleştirmek adına sorularımızla başlayacağım. Ondan önce şu zıkkımları bir çıkaralım. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. Kariyer seçimi, ailenin istediğin mesleğe izin vermemesi, oyunculuk. Biraz derin bir konudan girdik buna. Genel olarak kariyer seçimi ve ailenin isteklerinin çatışması olarak alacağım bu konu başlığını. Onun üstüne azıcık konuşmak istiyorum. Şimdi yine Smashbox'la göz kapağımın üzerine bazlarken, şimdi bu tarz oyunculuk, sanat gerektiren meslek dalları maalesef bizim ebeveynlerimizin bir kısımda çok da hoş görünmeyen, bir para getirmeyeceği düşünülen bir dal aslında. Bu yıllar gele sürmüş bir şey. Ben bunun şöyle olduğunu düşünüyorum. Bizden bir yüksek jenerasyondaki anne babaların döneminde bu tarz işler bence bu kadar yaygın değildi bizim dönemimizde olduğu kadar. Yani şu an mesela bir oyuncu koçuna ulaşmak çok kolay ya da bir ajansa kaydı olmak çok kolay. Bence onların döneminde bu kadar kolay değildi diye düşünüyorum. Estee Lauder'ın Double Wear şeyini kullanacağım. Artık ezberlediğiniz çünkü zaten hep aynı şeyleri kullanıyorum. Şimdi bizim için çok kolay ve o yüzden hayallerimizin içine çok daha kolay bir şekilde entegre edebiliyoruz bence oyunculuk ya da sanat dalı hakkındaki meslek dallarını. Ama onların şeyinde yoktu bu. O yüzden insanlar daha böyle mühendislik, öğretmenlik, işte doktorluk, o tarz şeylere yöneldiklerini düşünüyorum. Yani bu bölümler onların döneminde o yüzden bence bir kenara atılmış. Zaten o dönemler acaba bu kadar parada var mıydı bu işte, onu da bilmiyorum tabii. O yüzden şu an onlara bu meslek dalı çok da mantıklı gelmiyor. Onları bu konuda suçlayamam. Yani niye böyle görüyorsunuz, lanet olsun falan diyemem. Ama azıcık daha geniş çerçeveden bakabilseler çok iyi olurdu. Ama bunu onlara öğretmek ya da göstermek açıkçası zor ve uzun bir yolculuk. Yine göz kapağıma Estee Lauder'ın Double Wear'ın pudrasını kullanıyorum. Ha, o yüzden mesela ben olsam ne yaparım söyleyeyim. Şey diyemem oturup da, istediğiniz mesleği yapın, istediğiniz yoldan gidin ve ailenizi siktir edin. Asla böyle bir şey diyemem. Bence kimsenin demesi de mantıklı değil. Aileyle orta yol bulmaya çalışırdım. Baktım ki beni dinlemiyorlar. Asla hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor ve benim söylediklerime kulak asmıyorlar veya saygı göstermiyorlar. Şöyle yapardım. Eğer hala okuyorsam, lisede ya da üniversitedeysem, mesela bir oyuncu olmak istiyorum. Bir drama kursuna ya da okulun tiyatrosuna, bir şeylere ya da herhangi dışarıda bir tiyatroya mesela, o tarz yerlere girerdim. Ve anneme bir şey derdim. İşte hobi olarak yapıyorum. Daha sonra baktım ki gelişiyorum ve hakikaten bu konu, yani hem olay benim hoşuma gitti hem de bu raddede yükseliyorum. O zaman derdim ki anne, hobiden çıktı, çok iyi oldum artık, o yüzden ben gidiyorum falan. Bu şekilde deyip kendime de bir tane ajans tanıdık biri, koç moç bir şey, okul, konservatuvar, bir şekilde bir şey ayarlayıp çekip giderdim. Yani çok kolay değil tabii bunu yapması ve söylemesi kolay da, yapması zor. Ama ben öyle yapardım. Saçlarına bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Su kuaförle açılacak yayın 11'de. Saçım gerçekten çok büyük olay oldu ve sizin de benim kadar önemsemeniz hoşuma gitmedi değil. O yüzden teşekkür ederim. Bunu cevaplamadan önce... Şimdi bende bir sürü pembe şey var. Hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Bu Too Faced'in şu şeyinde iki tane çok güzel pembe var aslında. Ama benim eski kullandığım pembeler... Neydi acaba? Onları hatırlamıyorum ki. Şu var. Sanırım büyük ihtimalle bu Sephora'nın buharını kullanıyordum diye hatırlıyorum. Bir de Kiko'nun böyle bir şey var ama sanki bunu kullanıyordum ya. Şu Too Faced ve Sephora'nın tekli farından gideceğim. Evet arkadaşlar, 11'inde maalesef kuaför açıldıktan sonra kuaför randevusu aldım. Çünkü biliyorsunuz ki benim saçım birazcık farklı bir saç. Farklı dediğim mikro kaynak. Arkadaşlar şu an kaynağım nerede biliyor musunuz? Şuramda. Yani şurada takıyorlar. Düşünün. Şurada falan, şuraya inmiş durumda. Hatta bazıları daha da aşağıda yani. Bak. Şurada olan bile var yani. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Şöyle mesela ben bunları geç aldırırsam ne olur? Aslında ben eskiden böyle yapmıyordum şeyimi ya. Dur bakayım.
dur işte bu. Bak. Eskiden böyle yapıyordum. Biraz uzun yaptık ama yapacak bir şey yok. Eğer bu farda turuncu çıkarsa gözümde yemin ederim ki kıyamet kopar yani o derece. Hah. Saçımda daha fazla kalırsa benim kendi saçım kaynağa dolaşıyor. Yani ne kadar uzun kalırsa kaynak saçında o kadar kendi saçın ve o kaynağın ucu birbirinin içine giriyor ve karışıyor yani saçın. Ve çıkarırken çok zorlanıyorsun. Çok acıyor canın vesaire. O yüzden genelde böyle 1,5 ayda falan insanlar takıp tekrar çıkarttırıyorlar ki tekrar karışmasın saçın diye. Ve benim neredeyse 3 ay oldu. O yüzden saçımı biraz daha bekletirsem çıkaramayacağız. Yani acıdan öleceğim. O yüzden mecbur 13'üne randevu aldım. Sabah 10'da gideceğim. Çıkartacağız. Hem saç bakıma gidecek. Biraz eski saçımı takacağım. Ondan sonra geri taktıracağız. Ve tekrar taktırdığımda saç biraz daha kısalmış olacak. Onu zaten biliyorsunuz. Sert takıp çıkarttığınızda kaynağınız kısalıyor. Tamam, şimdi biraz daha koyusunu süreceğim. Ya böyle yapıyordum diye hatırlıyorum ya. Aynen. Karantinadan sonra ilk ne yapacaksın sorusu var. Alfalta 2 tane. O yüzden ikisini de beraber aldım. Abi bence karantinadan sonra hemen ilk yapılacak bir şey yok. Çünkü hiçbir zaman hemen normale dönemeyeceğiz. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben bir videomda sanırım ikinci konuşmamız lazım videosunda 8 Haziran tarihini vermiştim. Her şeyin düzelme tarihi olarak. 8 Haziran normale döneceğiz yani. Tuttu aslında. Ama tamamen normale dönmemiz çok zor. Sanırım ilk yani adam akıllı çıkabildiğimiz en azından dönemde parka falan giderim. İlay'larla falan. İlay ve Oğuz'la beraber falan öyle bir plan yapmıştık. İşte bir parkta sandalyelerimizi alıp otururuz diye düşünmüştük. Bizim burada birkaç öyle park var. Park dediğim işte açık alan. Sizin sahilleriniz gibi İstanbul'daki. Şimdi artık şunu bir alayım mı ben? Sen yeterince pembe değil çünkü görmüyorsunuz bile eminim siz. Ben bunu biraz daha pembeleştir. Oo, bu var ya tam Barbie pembesi. Tam bu arada. Tam Barbie pembe. Görebiliyor musunuz ya? Çok mu parlıyor acaba? Bize biraz korkularından veya fobilerinden bahseder misin lütfen? Bunu aslında keşke hakkımdaki garip gerçeklerden bahsederken şey yapsaydım. Ay orada da benden soğuyan o kadar insan oldu ki. Gerçekten seni tanıyamamışız, seni yanlış tanımışız. Allah senin çemlekle sabır versin. Arkadaş o kadar kötü biri değilim. Allah aşkına öyle o kadar şey kötü olsam kim yanımda durabilir? Kimse katlanamaz bana, o kadar da değil yani. Ben orada sadece kötü özelliklerimi saydım garip olduğu için. İyileri saymadım. İyiler de var yani, sadece onlardan ibaret değil. Neyse çok pembe yaptım ama eskiden böyle yapıyordum. Aa ben eskidenmiştim, ucunu da şey yapıyordum, koyultuyordum. Böyle azıcık dağıtayım da. Aynen ucunu hafif şey yapıyordum değil mi ben? Kırmızılık, morluk mu sürüyordum yoksa? Morluk sürüyordum tabii, morluk. Mor şurada, mor var mı? Mor bir yerde benim mor farım kesin var. Şurada var da parlak o ya, onu istemiyorum. Ya sizin ister de mor far bulamaz. Bana takipçilerimden biri hediye etmişti mor farı. O dönemler işte bak. Şöyle ucuna üçgen şeklinde yapıyordum bak. Aynen böyle yapıyordum. Çok da mor yapmayalım kız. Oldu herhalde. Tamam, size çok saçma sapan bir korkumdan bahsedeceğim. Fobi yani, gerçekten de bir fobi. Sinek, kelebek ve uçan herhangi bir şeye karşı. En büyük fobim sanırım onlar. Çünkü sineğin olduğu ortamda hakikaten duramıyorum. Hiçbir şekilde duramıyorum. Şaka yapmıyorum. Kelebek falan açık. Yani kanadı olan her şey. Mesela kuşlardan falan da çok korkuyorum. Sanırım kanadın bir de aynı zamanda bana kanat çırpma sesi de çok rahatsız edici geliyor. O yüzden kuşlardan vesaire de korkuyorum. Hani o kanatın ya o ses beni yani korkutuyor. Hakikaten korkuyorum. Sineklerle inanılmaz huylanıyorum. Korkudan ziyade ya huylanmak ötesi. O yüzden çok zor zamanlar geçtiğim oldu. Bir kere dershanedeydim. Hiç unutmam. Sınıfa bir sinek girdi ve ben şoka girdim. Yani çok kötü oldum tahmin edersiniz ki. Bir yandan çaktırmamaya çalışıyorum. Hani abartma gerizekalı demesinler diye. Ama yani elimde değil, belli ediyorum yani. Rahatsız oldum. Ondan sonra bir Türkçe hocamız, edebiyat hocamız vardı adam. Ben dedim ki camı açabilir miyiz sinek çıksın dedi. Bana dedi ki ben kapıyı açayım sen çık dedi. Ve sineği değil beni sınıftan çıkardı rahatsız olduğum için. Gerizekalı. İnşallah bunu izliyorsunuz. Şu ucuna parlak şey süreceğim şimdi. Bunu eskiden yapmıyordum da şimdi yapacağım. YouTube'a başlarken etrafından gelecek tepkilerden çekindin mi ya da bunları nasıl atlattın? Bu konu anlatacak bir olayım olduğu için bu soruyu özellikle aldım. Bu YouTube olayında falan herkes tepkilerde inanılmaz korkuyor. Biri bana dalga geçecek, biri bana laf edecek, biri arkamdan dalga geçecek. Ya tabii ki edecekler abi ya, etsinler. Ya o gerizekalılar, size dalga geçen insanlar bunun yapma cesaretleri olmadığı için dalga geçiyorlar. Ben de mesela yapmaya cesaret edemediğim ama başka insana yaptığı şeyler dalga geçerim ya. Bu bir insanlık şeyidir, davranışıdır. Geçiyorlarsa da geçsinler. Eğer bir süre sonra yükselişe geçerseniz zaten dalga geçmeyi bırakıp
tebrik etme aşamasına geçiyorlar. İşte kafanızı takmayın yani. Herkes de inanın bana, bakın inanın, hakikaten söyleyeyim. Şu anki en büyük YouTuber'dan en küçüğüne kadar emin olun herkesin arkadaşları ya da tanıyan insan dalga geçmişlerdir ya, inanın bana. Ve eğer umursasalardı bu durumda olmazlardı. Siz de umursamayın hiçbir şekilde. Yani kaçarınız yok o işten yani. Şöyle bir olay yaşamıştım. Göz kalemi süreceğim de ucu... O dönem hoşlandığım bir çocuk vardı okulda. Ben YouTube'a yeni başladığımda ilk videomu falan atmıştım. İlk videomu attım hatta. Çocuk Twitter'da tweet atmıştı benim videomla alakalı. Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin Allah belasını versin diye. Ve ben hani bu çocuğa hiçbir şey yapmadım. Kötülük falan hiçbir şekilde yapmadım. Ama dalga geçti benimle. Hem de Twitter açık bir ortamda. Ve benim kavgalı olduğum bir arkadaş grubu vardı. Ya da özellikle bir kız vardı. Onunla da o çok yakındı. Kız benim, düşünseniz benim tek düşmanım falan da o kız yani o zamanlar. Kız böyle onun tweetinin altında benimle dalga geçmeye devam etti. İkisi bir olup benimle dalga geçtiler. Sonra başkaları katıldı falan. Bayağı bir benim görebileceğim bir şekilde ki hoşlandığınız çocuğun dalga geçmesi emin olun herhangi birinden tabii ki çok daha kötüydü. Ve hoşlanmadığım bir kızla birlik olup yaptılar bunu. Hani o gün ben... kudurup o kanalı kapatmadıysa hiçbiriniz hiçbir şekilde kapatmamalısınız. Tabii ki çok heves kırıcı ve üzücü bir durum ama bakın umurumda olmadı. İstediğim şeyi yaptım ve mutlu oldum sonunda. O yüzden siz de çok umursamayın. Şimdi Sephora'nın, bunu gösterdim mi bilmiyorum geçen videomda, Size Up denen bir maskarası çıktı. Bu sanırım yeni ve vegan bir şeydi, maskara diye hatırlıyorum. Hadi görüp en iyi maskara. Şakasız süper bir şey. Yani bunu %100, %1500 falan öneriyorum size. Gördüm en iyi maskaralardan bir tanesi. Kesin göstermişimdir ben bunu. Çünkü bu yeni değil ya. Şimdi gerçi maskara vardı zaten gözümde. Silip tekrar sürdüğüm için biraz sert ve topak oldu. Ama bunu temiz kirpinize sürünce çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bana güvenebilirsiniz. Ay bitmedi be. Yeter, vallahi uğraşamayacağım daha fazla. Ay her yerim ağrıyor. Ay yeter artık. Tamam, yine Yves Saint Laurent'in All Hours'unu kullanacağım. Hala onu kullanıyorum. Sevgilim beni seviyor ama ilgisiz davranıyor. Sığmıyor buraya, tam anlatacağım da demiş. Ben durumu anladığım için kendimi şu an Murat Övüç gibi hissediyorum. Bu tarz sorular cevaplarken. Bazı erkekler sevse bile ilgi göstermeyebilir. Bu sadece erkekler için de değil. Kadınlarda da böyle insanlar var. Hani sevgisini gösterememe gibi bir karakter özelliği olduğunun farkına varmanızı tavsiye ediyorum. Ama... şey de diyemem. Abi öyle bir insan, onu öyle kabul et. Yani tabii ki de bunu diyemem. Çünkü insanların sevildiklerini bilseler de görmeye ihtiyaçları vardır. Hani sadece evet abi biliyorum falan. Bu tabii ki yetmez. Özellikle kadınlarda daha ilgi görme isteği daha yoğun oluyor. Bu da bizim karakter ve yapılış, yaratılış özelliğimiz olarak söyleyebilirim. Dediğim gibi bazı erkekleri karakter özelliği olarak çok fazla ilgi gösteremiyorlar ya da sevgilerini gösteremiyorlar. Bunu sizi sevmiyor gibi ya da farklı bir şekilde algılamanızı ben tavsiye etmem. Dediğim gibi karakter özelliği olarak görün derim. Ve ben böyle bir durum yaşasam büyük ihtimal karşıma olur alır derdim. Yani beni sevdiğini biliyorum, hiçbir sıkıntı yok gerçekten vesaire ama hani ben bu sevgiyi biraz daha görmek istiyorum. Hani her dakika, her saniye bana ilgi göster demiyorum ama biraz daha dikkatli olursan çok sevinirim tarzı böyle kibar bir konuşma yapmaya çalışırdım. Erkek anlayışlıysa zaten daha biraz daha dikkat eder diye düşünüyorum. Yani kavga etmek yerine kibarca rahatsızlığını açıklarsan anlayış gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi göz altına... Ay bayılalım. Göz altıma da ben ışık dolgusu yaptıracağım bu arada. Karar verdim. Yemin ederim. Artık şuradaki çizgilerimden gına geldi bana. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Ne yaparsam yapayım. Işık dolgusuyla pat orayı yok ediyorlar. Vallahi yaptıracağım. Bir 6-7 ayda gidiyormuş. Yeter. Bir tek şey istemiyorum işte yani. Bunu yaptırdıktan sonra her 6-7 ayda bir ben gidip bunu yeniletmek istemiyorum o dolguyu yani. Çok saçma bir şey. Keşke ameliyat falan olsa da bir kere yaptırsam bitse ama olmuyor. Ama gerçekten çok rahatsız oluyorum artık yani. Artık videolara falan... Makyajsızken de makyajlıyken de beni mesela çok iyi bilmeyenler o çizgileri görüp şey diyorlar. Ne kadar yorgunsun. Niye o kadar yorgunsun? Gece uyuyamadın falan. Bilsen ki benim gözüm öyle ya. Çok yani yorgun ve kötü gözüküyorum. Özellikle makyajsızken. Vallahi yaptıracağım, gidecek en sonunda olacak. Yani aklımda öyle bir şey var. Birazcık daha normale hayat döndüğünde bir ışık dolgusu yaptıracağım. Yaptıran varsa bu arada aşağı yorum yazabilirler, ben de okuyayım. Lise, ortaokul anıları ve sevgilileri, aşkları. Ben ne zaman yapsam bu etkinliği, yani bu video şeyini, her zaman lise anım mutlaka sorulur yani %100. Şimdi lise anısı o kadar çok var ki spesifik bir anı sormadığın için bana neyden bahsedeceğimi bilmiyorum açıkçası.
Liseden kesin daha önce bahsetmişimdir zaten ben bir videomda. Yani kesin sormuşsunuzdur çünkü eminim. Lise benim çok güzeldi. Aşklardan bahsedebilirim sanırım. Aşk 101'den sonra hepimizde bu lise şeyi patladı. Lisedeki aşklar bence inanılmaz komik ve eğlenceliydi. Yani saçma sapan inanılmaz ergenlik ve o ergenlik bence çok zevkli. Sürekli bir entrika. O ona gitmiş bunu demiş, bu ona gitmiş bunu demiş. Özellikle böyle rock konserlerine gidilirdi. Özellikle Duman benim zamanımda öyleydi. Benim zamanımda dediğimde sanki böyle 20 sene önce falanmış gibi de. Duman çok popülerdi. Hala öyle herhalde ama Duman hala dinliyorsunuz diye biliyorum yani liseliler. Duman konserleri her zaman olay çıkacağı, olay olacağı, böyle kızların hoşlandığı çocuğu görebileceği konserler, bir araya gelebileceği konserler falan hep bu şekildeydi bizdeki Duman konserleri. Böyle hep entrikalı falan geçerdi. Kavga olurdu orada. Biri içer batırırdı ortalığı falan. Biri gider biriyle kavga eder falan. Tam ergenlik yani. Ben o şeyleri çok severdim. Entrikaları. Çok fazla yaşadım mı? Hayır. Ama etrafımda yaşayan çok fazla arkadaşım vardı. En azından onların yanında olmuş oldum. Lisede öyle çok aşk meşkili falan. Hiç aram yoktu neredeyse. Hiç. Ortaokulda zaten yani. Ortaokulda geç. Ama şey yani Aşk 101 gerçekten bana birazcık lise zamanını özetti ve o kadar çılgın şeyler yapmışlar ki şey diye düşündüm yani. Ben lisede hiçbir şey yapmamışım yani dedim kendi kendime. Çünkü hakikaten lisede ben bayağı düzgün bir kızdım yani. Hiç şeyim yoktu böyle çılgınlığım olsun oraya gideyim buraya gideyim falan. Alkol bile içmiyordum adam akıllı. Ona birazcık üzüldüm. Yani lisede gerçekten şu çılgınlığı yaptım diyebileceğim bir anım yok sanırım. Olsa da aklıma gelirdi. Yaptığım saçma şeyler var da şey yok yani. Çılgın bir şey yok anladınız mı? Herkes hayatında en az bir kere çok zararlı olmadığı sürece bir çılgınlık yapan lise döneminde. Şimdi şu Anastasia'nın şu pembe allığını alıyorum. Gülüyor musun acaba şu an burada ben bayağı bir pembeyim. Of şeyde hiç highlighter sürmek istemiyorum. Artık highlighter ben hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum yani. Neyse son soruya geçiyorum artık. Yapmayı düşündüğün iş YouTuber'lık aç okuduğun bölümle mi ilgili? Arkadaşlar şu an yapmayı düşündüğüm iş, başvurduğum işte aynı zamanda bölümle ilgili değil. Ama medya alanında da değil. Yani ben çok alakasız bir şirkete başvurdum. İyi bir şirket umarım olur, olmasını çok istiyorum ama ne okuduğum bölümle ilgili ne de şu an ilgilendiğim bölümle ilgili çok farklı bir alanda kendimi geliştireceğim eğer o işe girerse. Şu anda şeyimde öyle planlar var. Şimdi ruj olarak ne sürdüm hatırlamıyorum o dönemler ama pembemsi bir şeyim varsa bu da Bobbi Brown'un şu şeylerinden süreceğim, glosslarından. Bunu çok fazla sürersem ölüyorum, o yüzden dokundura dokundura yapmaya çalışacağım. Tabii ben bunu çıkarınca gloss mos çok olmadı yani. Hepsini sürünce çok beğenmiyorum da rengini ama yine de. Neyse hafif bir pembelik verdi vermedi değil. Eskileri yad ettik mi? Şey sallanan bileklik yok ama şunu takabilirim sizin için. Eski sezini belki özlediyseniz görmüş olursunuz istedim. O zamanlar gerçi daha şöyle sapsarı ve dümdüz saçlarım vardı. Umarım keyif almışsınızdır. O zaman aşklarım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.